Herkese günaydın, günaydın diyorum çünkü şu an saatlerimiz 8 ve karavan hayatında bazı sabahlar nasıl mı geçiyor hemen gösteririm. Günaydın. Nasılsın Bünyamin abi? Teşekkürler. İş başa düştü diyorsun. Evet, iş yola, başa düştü. Yola devam edeceğiz. Yok. Bu bence içe doğruysa götür abi. Gel abi. Şimdi bak. Evet. Kamil abi. Şöyle benim gibi tutuyorsun şöyle. Tamam. Bir delik delerek getiriyorsun. Üçlü. Evet. Şu an geldi. Ha. Şimdi kaldırıyoruz. Evet. Az bu tarafa gelsin. Ha. Şimdi kaldırıyoruz. Evet. Mal yerine oturuyor. Kendi oturur daha sallanır ki. Tamam. Gel kendine bakalım. Bu da diğer tarafa. Haydi bakalım. Sen geçiyorsun abi. Tamam. Yanına. Geçiyorum. Bunda 4 tane şey var. Uzun bir tanesi kırılmış. Diğerinde 3 tane vardı. Ha bak bu daha rahat oturuyor. Geç kendine. Haydi bakalım. Şu aradan benim sen. En iyi bu oturdu. Bu biraz bu üstüydü zaten. Arka tarafın yok muymuş ya? Burayı siz doğal bir tümsek olarak mı yaptınız? Bünyamin abi. Kolayca inip binmesi için zarar vermeden buradan bindireceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Arparlığa gideceğiz. Oraya bırakıp gireceğiz. Suyu çobanı bulamadığımızdan bunlar bu sene içeride kaldı. Öyle mi? Allah azim verirse yolumuz uzun. Yolumuza devam ediyoruz. Ne kadar yolculuğumuz var? Bir saate yakın. Bir saate yakın. Evet.
Şimdi Sokullu Pınar Kavşağı'ndan sola döneceğiz değil mi? Evet, oradan sola dönüp Arpalık'a çıkacağız. Arpalık'a doğru çıkacağız. Biraz fark ettirmedik mi ya? Etmez mi? 10 santim indi aşağı. Çekiş falan var mı? Var var. Oturun yer başında. Çekiş var mı? Var, çekiş yok. Daha kolay. Böyle kullanırsın. Çok az kaldı. Bu çıktı zaten. Kaldı abi. Orta çıktı. Daha vuramıyorum. Evet. Hadi. Ben geleyim mi? Vallahi gel. Gerçi aynı boydayız da. Bekle. Hadi. Hadi. 1 2 2 3 Sallat. Az bu tarafa gitti ha. Hadi. Kastırmadan. Sağlı solda hadi. Hadi. Bekle. Aşağıya böyle sarkılıyoruz abi. Aşağıya sarkı. Anlıyorum. Bekle. Bekle. Tamam mı abi? Evet abi. Arka. Önce bir tarafı indireceğim. Aha, arkasını. İndir. Tamam. Tamam. Bırak şimdi. Bırak. 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 Tamam. Evet arkadaşlar. Şu anda indirme faslındayız. Ben döneyim. Sen dön. Ben şöyle döneyim. Yukarı doğru. Aha abi. Sen o şey sakat olmasın. Abi o aşağıdan destek misin dedin ya tamam. Doğru. Yerleştirin orayı. He he yerleştirelim de şunu. Hayvan ben tuttum abi. Dur bezem. Abi onun arka tarafı yukarı alsana. Arka tarafı. Şey, benim arkasına koy al abi. Evet. Ben buradan şöyle kaldım. Bak, şimdilik boş ver. Altına taşı koy ki böyle yükselsin. Ben kaldırdım. Ayağımla. Biraz daha kaldırayım mı? Gel bir dakika. Bir koyalım da bakalım bir. Bak koyalım. Oo, kurtarmaz. Kurtarmaz. Kurtarmaz daha yukarıda olmaz. Sen dursana. Taşı yukarı alma. Kafana dikkat et. Demir kaymaz. Tamam şimdi bir dur abi. Deneyelim. Dur. Dur demir düşecek abi. Demiri şimdi yukarı alsana. Demir yukarı al. Tahtanın ucuna kastırın. Dur ay, şuraya. Ya, dur. Yeter ya yeter. Dur dur. Abi. Bırak bakalım. Tahtayı tamam, işte, tahtayı bu tarafa almayalım. Tahtayı az ileri atalım abi. Şu karşıma geçin abi. İçeri al abi. Alma içeri. Abi aşağı yukarı bastı ya.
Basınca basar. Bastı. Basınca yani, bas. Yani. Şunun altına bir taş destek abi. Şunun üstüne. Gelir ya. Hangisi? Şu çiğin altına. Kenarlarına. Kur'an abi tahtayı geri çek ya. Gözüm o zaman çorak. Kurak nerede? Şimdi buraya geldik ve düveleri bıraktık abi. Evet abi. Burada. İki ay boyunca burada. Şu an zaten çok mutlu farkındaysan. Seke seke gidiyor. Bunlar ilk defa galiba dışarıda kalıyorlar değil mi? İlk defa evet. Geçen yılın bunlar buzağısı. Bunlar aşağıda yüklenmesi gerekiyordu işte. Yükleyemedik. Sığır çobanı yok. Getirip buraya bırak. Burada iki ay duracak. Abi ne diyorsun bu duruma? Ya asla ben yoruldum ya. Bu yorulmadı değil mi? Evet. Çünkü genç bunlar abi. Genç bir de alışkın olmadığı için daha evet. İlk defa daha geliyor. O yüzden bizi yordu. Bir tane daha genç vardı o gitti. Valla o öbürüne alışkın demek ki. Bir tahfiye ilerimiz geri mi? Üç tahfiye yandan git ya. Aşağı mı yukarı? Üç yukarı. Çok dostun yanına var yürü. Tamam ha. Dostu da burada dursun. Bunlar yanında da böylece. Peynir mi çekiyor Musa? Tam yağlı peyniri. Tam yağlı peynir. El yapımı. Siz mi yaptınız? Evet. Yıkanık gibi lan bunlar. Abi yıkayacaklar üç tane kız var evde. İtleri kurdu gördüm saklanıyor. Yok ya olsa doğru olmasa doğru yok bende ya. Bismillah. Peynir koydun mu abi? Hı-hı. Peynir, kavun. Bir de zeytin olsaydı işte. Hı. Onu unutmuşsun. Helvamız da yok ya. Taptın eğitim ya. He. İşte Türk'ün kafası sonra onu çalışırım için. Sen hazırlamadın ki kafayı. Bilmiyorsun ki ne olduğunu. Söyle mi? Ben de bir sen bana koydular. Ben demedim ki zeytinden helva da kaldı. Şuralar alır ortak bu sulanı ne var? Şu attırırdı şöyle. He yok. He. Bu sene bir şey yok abi. Dötçek acı plan gelmiş adam buraya. Hı. Tam şöyle gelmiş abi çamur. Geçen sene. Hı. Yürürken acı bir kaydırmış çeşmeye vurmuş olmuş diye. Çamurdan gidemiyor. Telefon bura hiç hoş değil ya. Telefon açtılar. Bünyamin traktör çeken de tepki verdi. 4x4 traktör çeker de. Onda da halat var. Kendi kendini çekiyor ya. Bir taşa bağlayıp da çektirmemişler oraya. Vinç. Kendi kendinde çekiyor. Buraya getirdik. Kepçe şuraya park ettiler. Kepçeye bağladılar. Vinç çekti yine. Bu böyleyse dedim ben traktörü getirseydim ben çekerdim dedim. Bir de 500 lira verdiniz kepçeye. Bana 250 lira verseniz dedim. Tam geldi kepçesi de bilmiyor ya kayacağından. Oraya girme kaya dedim. Daha inmediydik içinde. Tam yanaşlı cipe. Bir de kepçe kaydı. Cipe burada olduydu. Harbiden mi? Şey film miydi? Nasıl buldunuz videoyu? Yani gerçekten samimiyetin, doğallığın, köy hayatının ne kadar güzel olduğunu ben her defasında köylülerle vakit geçirdiğimde veya onlarla sohbet ettiğimde, onların işlerine ortak olduğumda bunu çok net anlayabiliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bugünkü görevimiz 3 tane danayı 2 ay boyunca serbest bir şekilde otlamaları için
Arpacık mevkisindeki yere bırakmaktı. Köylüler çoban bulamadığı için bu sene davarlarını oraya gidip bırakıyorlar ve o davarların hepsi birbirine aile olduğu için ve büyük oldukları için ve birlikte hareket ettikleri için güvenli bir şekilde yemlenebiliyorlar ve sağlıklı bir şekilde büyüyebiliyorlar. O yüzden de bu sene böyle bir karar almışlar. Ben de Bünyamin abi bu Dağcılık Federasyonu'nun olduğu yerde tanıdım ve tanıştık. Böyle de bir yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de seve seve ona yardım edebileceğimi söyledim ki çok seviyorum zaten bu tarz işlerle uğraşmayı. Gerçekten hoşuma gidiyor. Arkadaşlar yani karavan hayatı yaşayabilirsiniz. Karavanla güzel yerlere gidip gezebilirsiniz. Ama benim yaptığım şey biraz daha farklı. Yaz aylarını İç Anadolu'da veya dağlarda veya göllerde, akarsularda geçiren bir insanım. Ve insanların hayatlarına dokunmayı, onlarda iz bırakmayı aylar sonra bir telefonda Kamil nasılsın deyip aradıklarında çok mutlu oluyorum ki benim de aradığım insanlar hala var. Babaanneyi bilirseniz Dacia'da hala arıyorum. Daha dün konuştuk. Beni bekliyorlar. Niçin gelmiyorsun? Artık yaz geldi. Bak kışın gelmiştin. Çok bir şey yapamadık. Yaz geldi. Denize gideriz. Eğleniriz, gezeriz gibi cümleler kuruyorlar ve bunlar çok samimi ve işleyen şeyler. Bu yolculuğun bana katmış olduğu en güzel şeylerden bir tanesi de insan hayatlarına dokunabiliyor olmam ve insanların benim hayatıma dokunabiliyor olmaları. Gerçekten mucize gibi bir şey. Yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, gördüğünüz yerler evet tabii ki de akılda kalıcı bir deneyim söz konusu ama insan hayatlarına dokunabilmek ve tanımak, onlardan bir şeyler kazanabilmek dünyanın en güzel şeyi ve en zengin şeyi diyebilirim. Yani bugün bir yılda kazandığın tecrübeleri belki iş hayatında 10 yılda ya da 5 yılda kazanamazdım ya da insanları kazanamazdım. O yüzden çok mutluyum. Aladağlarda da böyle bir fırsat varken bunu da videolaştırmak istedim ve hani size salı gününe kadar beklemeyin. Pazar günü öğlen sokağa çıkma yasağı da var. Kahvelerinizi aldığınız, bana eşlik edebileceğiniz bir saatte de bu videoyu yüklemeyi düşünüyorum. Yani yarın saat 2 gibi. Bugün günlerden cumartesi. Hızlı bir video oldu ama ara video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde videoları da ara sıra yapıp atıyorum arkadaşlar. Karavan içerisinde konuştuğum, sohbet ettiğim ve karavanla ilgili şeyler anlattığım zaman çok seviliyor. Biliyorum, farkındayım. Gerçekten çok seviliyor. Ve ben de sizlere edindiğim tecrübeleri aktarmaktan çok mutluyum. Şu anda Aladağlar'dayım. Bir süre daha buradayım. Çünkü zilip görülmesi gereken çok fazla yer var ama ben bir iki rota daha yapacağım. Ondan sonra buradan ayrılacağım ve yol beni nereye götürür hiç bilmiyorum. Aslında bu bilinmezliği çok seviyorum. Yolda olmayı seviyorum. Amacım da bir yerlere varmak değil. Yolda zaman geçirmek ve onu ölümsüzleştirmek, sizlerle de paylaşmak çok mutlu ediyor. Şimdilik bende durumlar böyle. Her anında sizleri de görmek istediğim için benim durumlarım böyle. Bir sonraki video nerede olurum, nasıl olurum ya da kimlerle olurum hiç bilinmez. O sürece kadar kendinize dikkat edip yani sağlıklı kalmanız temennim olur. Bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.